Selamlar arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Bilinç Okuru Astroloji ve Gökyüzü Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Evet sevgili Demet, neler var? Zor bir haftaya geçirdik. Zor dönemlerimiz oldu. Geçtiğimiz bir ay içinde bayağı sıkıntılar yaşadık. Biraz bitiyor mu? Gökyüzü ne durumda? Ne dersen? Evet, Temmuz'un son haftasına girdik. Temmuz'un son haftası aslında Temmuz'un en zor haftası. Evet, evet. 28 Temmuz, ardından 29 Temmuz da tabii etkisini sürdürecek. Güneş-Satürn karesi, Mars-Plüton karşıtlığı. Yılın en zor günleri evet, arkadaşlar. Oldukça birkaç gün zorlayıcı açılar var gökyüzünde. Patlama, çatışma, kavga, ani hastalıklar, kronik hastalıklarda sorun, ayrılık, sıkıntılar, eşler arası problemler, bazı gerçeklerin açığa çıkması, evet, bilinmeyen bazı evet, şeylerin ortaya çıkması, çünkü orada tek başına bir açı yok. Mars kare Uranüs'ten tut. Evet, evet, evet. Yani gökyüzü 1 Ağustos'ta da Mars Uranüs karesi etkileşiyor. Evet. It is a book, yani zor durum. Mars karşıt Plüton 28 Temmuz zaten zor. Evet. Güç, baskı, hırs, saplantılı davranışlar, şiddet, kavga, patlama. Bu bizim ülkemizi de etkiliyor. Tabii tabii. Bütün açılar etkiliyor aslında. Bir de şey var ya. Bu hafta Davut Yıldızı var gökyüzünde. Ne evet, diyorsun sen ya? 29 Temmuz gecesi kesinleşiyor. 30 Temmuz'da da etkinliğini sürdürüyor. Su üçgeni ile birlikte toprak üçgeninin oluşturduğu altı köşeli bir yıldız oluşacak gökyüzünde. Evet. Çok özel bir konu. Çünkü her zaman olan bir görünüm değil o nedenle. Davut Yıldızı dediğimiz evet, özel bir görünüm, mistik ve 2003 yılında. 2003 yılı Kasım'da olmuştu. 2003 Kasım'ında olmuştu. 2003 yılı Kasım 16 civarında olmuştu. Şimdi bu Davut Yıldızı, gerçeği söylemek gerekirse, dünya üzerindeki Musevi inancına sahip, Yahudi inancına sahip olan bireylere ve onlara karşıt olan bireylere, onlarla ilgili kurumları temsil eder. Bu İsrail ile ilgili bazı olayların gündeme geleceğini gösteren gene bir 8 yıllık döngüye sebebiyet veriyor. Orta tabii Doğu ki tabiyle. Tüm Orta Doğu'yu karıştırır. Çünkü daha önceki bu tutulma aslında bu Davut Yıldızı'nın daha hafif sikreti Türkiye'yi de etkiledi ki bu şu an Türkiye'yi, yani İsrail-Türkiye veya da İsrail ile Türkiye'nin arasındaki siyasi politikalarla etkileyecek bir görünüme sebebiyet veriyor. Fakat Davut Yıldızı Türkiye üzerinde de olaylara sebebiyet veriyor. Evet. Mesela daha önce işte bu Davut Yıldızı 15'inde olmuştu. Kasım'ın 2013, 2003'tü muhtemelen. Neveşarım sinagoguna saldırı olmuş, oldu. Evet. Çok fazla Musevi vatandaşımız öldü. HSBC saldırısı oldu. İşte İngiliz konsolosu olayları oldu. Gibi gibi olaylardır. Yani bu kadar büyük, nadir görünen gökyüzü görüntüleri bunlara sebebiyet gösterebilir. Temkinli olun. Bizi evet, izleyen arkadaşlar temkinli olun. Zor bir haftaya giriyoruz. Kazaların olabileceği, problemlerin olabileceği, kişiler arasında gerginliklerin olabileceği zor bir haftaya giriyoruz. Dünyada ilk defa tek tek size bunları anlatan Bilinç Okulu Astroloji ekibi olarak tek tek bunları analiz ediyoruz. Gruplarımız, öğrencilerimiz çeşitli yerlerde bunların analizleri ve sentezleri için mücadele ediyor. Bizim ekibimiz bayağı güçlü. Çak bakayım Demet. Muhteşem. Demet, ben başkanıyım. Demet yardımcısı. Gerçekten güzel şeyler yapıyoruz. Demet, şimdi bu olaylar aslında evet, konuşulacak bir şey çok da fazla yok. Diyeceğimiz önce şey şu. Önce grupların biraz daha temkinli olması gerekiyor. Çünkü Mars, Uranüs, Plüton açıları özellikle Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak burçlarını bireysel olarak daha fazla zorlayabilir. Gene de diğer burç gruplarında evet, yükselene bunlar olan ve Ay burcu burada olan veya herhangi bir stelyumu önce burçlarda olanlar dikkatli olsun. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Saygı ve sevgilerle. Hoşça kalın. Bye.